Teşekkürler. Teşekkürler. Seni buraya çağırdım evde Aliha'nın yanında konuşamam diye. Niye? Aliha'nın olsa farklı mı konuşacaktın? Yo, niye öyle diyorsun Zeynep? Neyse Yıldız ya, ne söyleyeceksen söyle, dinliyorum. Siz barıştınız mı? Barışmadık ablacığım. Sabah bana hiçbir şey demeden çekmiş gitmiş işte. Ya ben niye bu kadar büyüttünüz anlamadım ki yani. Ben sadece küçük pembe bir yalan söyledim. Senin o küçük pembe yalanın bizi birbirimize düşürdü ama. Ya hadi Halit'e yalan söylüyorsun. Bana niye doğruyu söylemiyorsun? Sana deseydim ki Halit beni yanında istemiyor. Ben sizinle davete geleyim ama onun haberi yok. Sen idare edecek miydin? Etmeyecektim tabii ki Yıldız. İşte o yüzden söylemedim. Yıldız bak gerçekten beni deli edeceksin artık. Ya deli olacak bir şey yok ki. Ben Halit'le olan evliliğimi kurtarmaya çalışıyorum şu anda. Ya böyle mi kurtaracaksın sen evliliğini? Ya herkes senin döndürdüğün dolapların farkında zaten. Ha bir de becerebilsen gam yemeyeceğim. Şimdi sana neler becerebildiğimi sayardım ama neyse. Konu başka yerlere gider. Yıldız bak hiç yardımcı olmuyorsun. Daha çok sinirleniyorum sadece. Tamam sinirlenme. Ama ne yapayım yani? Halit'le aram böyleyken gitmeyeyim davetlere de başkaları mı kapsın? Ablacığım. Eğer Halit seni seviyorsa ve seni kaybetmek istemiyorsa kimse kapamaz zaten. Ya böyle daha itici oluyorsun. Zorla güzellik olmaz. Ya Zeynep Halit beni seviyor. Sadece şu anda sinirli. O da geçecek. Bak Yıldız bir daha Alihan'a da beni de böyle işlerine karıştırma tamam mı? Tamam Zeynep karıştırma. İstiyorsan da gideyim Alihan'dan da özür dileyim konuşayım onunla. Hayır yok sakın yapma öyle bir şey ben konuşuyorum. Geçer herhalde akşama kadar siniri. Sen de bana kızma lütfen ya. Ben zaten seninle ne yapacağım bilmiyorum ki. Çay içeceksin. Hadi Zeynep şunu ne olur ya.